Türkan Şoray, Türk sinemasında sultan lakabıyla anılmaktadır. 1960'larda sinemayla tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusudur. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz demiştir. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokulda vardı. Sinema oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilir. Bu dörtlü içerisinde yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusu olan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı 1972 yapımlı Dönüş, 1976 yapımlı Bodrum Hakimi, 1973 yapımlı Azap, 2015 yapımlı Uzaklarda Aramanın Tek Başına, 1981 yapımlı Yılanı Öldürseler filminin ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenliğini yapmıştır. İstanbul'un Eyüp ilçesinde 28 Haziran 1945 tarihinde doğan Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğudur. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi daha olan Şoray'ın babası vefat etmişti. Fatih Kız Lisesi orta bölümü mezunu olup annesi Melia Şoray'ın desteğiyle sinemaya adım atan Şoray, 1962 yılında Galatasaray eski as başkanı Rüçhan adlı ile 20 yıl bir birliktelik yaşadı. Bu süre içinde birkaç defa ayrılıp barışan çift Rüçan adlının eşinden bir türlü boşanmaması yüzünden yollarını ayırdı. Türkan Şoray 1995 Ağustos'unda hastaneye kaldırılan adlıyı son anlarına kadar yalnız bırakmadı. Tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile 1983'te evlenmiş, 1987'de ayrılmış ve bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları olmuştur. Henüz Fatih Kız Lisesi Ortaokulu bölümünde okurken Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan, Türk sinemasında sonraları Panter Emel olarak tanınacak sinema oyuncusu Emel Yıldız ile bir film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle yeşil çama adım atar. Emel Yıldız'ın yerine Şoray'ın da kariyerinin başlangıcı anlamına gelen 1960 yılı yapımlı Köyde Bir Kız Sevdim filminde Baki Tamer ile başrolde oynamıştır. Türkan Şoray sinemaya başlamasıyla ilgili anısını şöyle anlatır: Sinemaya girmeden önce mahallemize bir film seti geldi. Filmin bir setini mahallemizde çekeceklerdi. Başrol oyuncusu kadını gördüğümde ne kadar güzel bir kadın dedim. Bu kadın muhterem Nur'du. Öyle şaşkın bir şekilde bakınırken yanıma bir adam geldi ve "Sen de filmlerde oynamak ister misin?" diye sordu. Korktum ve hemen eve kaçtım. Bu adamın da daha sonra Memduh Ün olduğunu öğrendim. O zaman film setinden kaçmıştım ama daha sonra film setleri hayatım oldu der. Şoraya ilk altın portakal ödülü getiren 1964 yapımlı yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı başrollerinde Türkan Şoray ve Ekrem Bora'nın yer aldığı Acı Hayat filmi manikürcü Nermin'i canlandıran oyuncu için kariyerinde önemli basamak olmuştur. 1968 yılında Şoraya kariyerinde ikinci altın portakal ödülünü Said Faik Abasıyanık'ın Menekşeli Vadi adlı öyküsünden esinlenerek Safa Önal tarafından Senaryosu yazılan Vesikalı Yarın filmi kazandırmış. Yıllar sonra filmin yenilenmiş kopyasının yeniden yayınlandığı İstanbul Film Festivali'ne konuşan Türkan Şuray film için şöyle demiştir. Türk sinemasının yeri çok zor doldurulacak bir yönetmen olan Lütfü Akat'la çalışmış olmak benim için çok mucizevi bir şeydir. Türkan gözlerinle oynayacaksın diyordu bana. Gözlerimle oynamayı Lütfü Akat öğretti bana. Başrolde bir eşe sahip oyuncuların başarılı olduğu filmlerde Şoray'a onlarca erkek sinema aktörü eşlik etmiştir. Klasikleşmiş birkaç Şoray filminde de eleştirmen Agah Özgüç'ün deyimiyle seyirciyi aldatmak daha fazla para kazanmak için yayınlanmamış ancak seyirciye yayınlanmış gibi afişi basılmıştır. Şoray'ın Edison'la oynadığı 1973 yapımı Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım adlı filmin afişinde Türkan Şoray ve Kemal Sunal olmasına karşın Edison ve Türkan Şoray'ın oynadığı Güllü Geliyor Güllü filmi vardır. Kemal Sunal sadece figüran oyuncudur. Sonrasında Kemal Sunal'ın popüler oluşuyla aynı film başka adla, başka afişle tekrar yayınlanmıştır. İlginç olaylardan biri de Keşanlı Ali filmi olup görüntü yönetmeninin adı olan Ali film afişinde Keşanlı'nın altına büyük harflerle yazıldığından Keşanlı Ali olarak adlandırılıyor. Şoray'ın ilginç sinema deneyimlerinden biri, kendisiyle Filiz Akın'ın Günahkar Kadın filminde bir araya getiren Ülkü Era henüz 17 yaşındayken bir film çekimi sırasında yediği tokat olmuştur. 1990'lı yıllarla birlikte televizyon dizileri çalışmalarına da ağırlık vermeye başlamış, yaptığı bu çalışmalardan en çok ses getiren ve uzun ömürlü olanları başrollerini Şener Şen'le paylaştığı İkinci Bahar ve Haluk Bilginer ile paylaştığı Tatlı Hayat olmuştur.